Sevgili seyirciler, şu anda Ordu'dayız. Ordu Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz'a geçmişten günümüze neler yaptığını soracağız. Tuncay Kiraz'ı çok eski tanıyoruz. Beylikdüzü'nden, İstanbul'dan geldi. Kendi mahalline, kendi doğup büyüdüğü yerlere hizmet için geldi buraya. Gerçekten iki dönemdir Korgan'a çok ciddi hizmetler, güzel başarılarla hizmetler getirdi. Hemen hemen verdiği sözlerin çoğunu %90'ını herhalde tamamladı. Sayın Başkanım bundan bahsedecek. Ve biz ona Korgan'da neler yapıyorsun diyeceğiz. Korgan'da neler oluyor diyeceğiz. Ve kendisine yöneltiyoruz. Sayın Başkanım, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizi gerçekten ilçemizde ağırlamaktan son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum. Çünkü siz gerçekten ayrı olarak da basının duayenlerinde hem yazarları hem romanlarıyla hem de basın camiasında Beylikdüzü'nde, çünkü uzun yıllardır tanıdığım ve Beylikdüzü Büyükçekmece Havzası'nın 3. bölgeyi, İstanbul'u çok güzel bilgilendirdiğinizi, güzel haberler verdiğinizi biliyorum. Ben de birçok kez istifade ettim çünkü takip ediyorum sizi buradan. O anlamda da inşallah değerli oradaki gurbetteki dostlarımızın, İstanbul'daki özelinde dostlarımızın, Türkiye genelindeki hemşerilerimizin bizleri de burada yapmış olduğumuz hizmetleri sizler aracılığıyla inşallah buradan birkaç cümleyle ifade edeceğim. Değerli hocam, biz bu 2014 yılında geldiğimizde, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi, vaatlerimizin %90'ından fazlasını da tamamlamış olduk. Yani bunların içinde hamdolsun çok arzu ettiğimiz ve 30 yıldır yapılamayan sanayi sitesinde 100 dükkanını yapmış ve teslim etmiş olduk altyapısıyla, enerjisiyle beraber. Ve bununla beraber kapalı pazar yerimizi hamdolsun yaptık. Çünkü bunu Beylikdüzü'nde görmüştük, güzel bir pazar. O ayarda bir pazar yapmış oldum. Hastanemizi yeniledik. Daha önceki hastanemiz, çok affedersin, ahır gibiydi. Şimdi 5 yıldızlı otel konforunda tek yataklı ve banyolu, tek odalı hastanelerimiz. Hamdolsun bu da bitmiş oldu. 50 yataklı bir devlet hastanemiz. Bununla beraber yurtlarımız bitmiş oldu. Barajımız %60 seviyelerinde, 1 milyon 800 metreküp su kapasiteli bir barajımız hamdolsun bitiyor. Göletimiz var, 25 bin metreküp su kapasiteli bitti. Yeşil yolumuz var. Önemli çünkü yaylalarımız için bu 21 kilometreydi, 9 kilometresi bitti. Ve bununla beraber şehrin altyapısı birçok anlamında bitti. Kanalizasyon ve arıtmalar da şu an 14 dönüm bir arazinin istimlakını yapılacak. Ve oradan sonra da inşallah kanalizasyon ve arıtması, bu da bitmiş olacak. Şehirde arıtma yoktu. Paket arıtmalar vardı belediyelerinde. Ama biz geldiğimiz günden beri hamdolsun Allah'a bunları şehrin içinin tamamen altyapısını yaptık. Ve kaldırımlarına kadar yaptık. Bu da bitmiş oldu. Bununla beraber yine şu an sağlık ocaklarımız ve hükümet binası, adalet sarayımız bu dönemde, bu devirde de yapıyoruz. Şu an 2 ay 3 ay gibi bir kısa sürede bitecek. 6 ayda zaman vermişlerdi. Ve bununla beraber trafo merkezi, 4 yıl uğraştığım bir trafo merkezi. Bu ne demek? Enerji üssü yaptık. Korgan ilçesinde, yani 5 yıl sonra göreceksiniz yaylılarda. Reşadiye, Tokatlar'da gördüğünüz gibi, Hollanda'da gördüğünüz gibi rüzgar gülleri, GES'ler, HES'ler, bunlar yapılacak. Ve burada üretilen elektrik çevre ilçelere, Fatsası'ndan Kumrusu'na, Kabataşı'ndan Aybastası'na, Çatalpınar'ından Çamaşı'na buralara verilecek. Ve buradan daha fazlalığı artanı da Almus'tan İstanbul'a gidecek. Evet. Burada üreteceğiz ve İstanbul'a da buradan mutlaka bir pay düşecektir. Çünkü enerji önemli. Yani milli servetimizin diyelim %50'sinin yani enerjiye harcadığımızı söylüyor Cumhurbaşkanımız. O anlamda gerçekten çok önemli. Bizler buralarda geldiğimiz günden beri bu işleri yaparken yine 200 kişilik bir tekstil atölyemizi, İstanbul'dan bir dostumuz, benim okul arkadaşım Salim Dere ve Rafet Azer arkadaşımız burada şu an hizmet veriyor 200 kişiye tekstilde. Ve bir tekstil atölyemiz daha var, o da 100 kişiye yaklaştı. 300 kişi çalışıyor. Bu çok önemli. Sanayiydi, tekstildi, bunlar çok çok önemli. İşte Tabii. Yani o anlamda enerji üssü dediğimizde 35-40 kişi çalışacak. Bu önemli. Çünkü burada elektrik teknisyeninin mühendisi, ondan sonra makine mühendisi, yine teknisyeni, inşaat teknikleri, mimarı, mühendisi, bunlar çalışıyor. Yani daimi olacaklar güvenliği derken. O yüzden 50-60 kişi olacak. Korgan İslam Dağı yolumuz 16 kilometresinin 13 kilometresi bitti. Bu senede inşallah köprü ve geriye kalan yarım kalan kısımları kaldı. Onlar yapılacak. Ondan sonra geriye kalan 3 dönüm bir yolumuz kalacak. O da bu sene ihalesi, ikmal ihalesi dediğimiz, yani
Orada paranın çünkü maliyetlerden dolayı yetmediğinden dolayı ihale değil, ihmal ihalesi yapılacak ve o da inşallah 1-2 yıl içinde bitecek. Yine Nisar Korgan yolu 49 kilometresinin 19 kilometresi bizim Ordu Korgan sınırları içerisinde. Buradan da 6,5 kilometre yolumuz kaldı. İç Anadolu'yu sahile bağlayan en kestirme yol. Akkuş'tan dolaşmadan, Ünye'den dolaşmadan direkt Korgan üzerinden Fatih'e inecek. İslam Dağı'dan devam edecek. Ben emeği geçen milletvekillerimize, bakanlarımıza ve buradan da gerçekten Ordu Valimiz Sayın Tuncay Soner'e çok teşekkür ediyorum. Geldiğimiz günden itibaren 2014'ten bugüne 8. yılımızda 20 milyon hibe para aldık. Strateji Daire Başkanlığından, Cumhurbaşkanlığımızdan, valiliklerden, afatlardan, çeşitli bakanlıklardan. Çünkü 200 kilometreye yakında beton yol döktük, beton santralimizi kurduk. 1 kilometre betonun maliyeti 1200-1300 lira. Yani bu ve kanalı ve içiliğiyle beraber biz kendimiz beton santralimizi, taş ocağımız var. O anlamda burada bunları kurduğumuz için çok şanslıyız. 200 kilometre 200 milyon para demek. Eski parayla trilyon para demek. Bizim belediyemizin cebinden çıkan 4 milyon para. Diğerlerinin tamamını hibeyle yaptırdım. Hamdolsun Allah'a ki sorun üretmedik, sorun çözdük, güzel işler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Eksiğimiz var mı? Var. Şimdi hükümet binasının ve Adalet Sarayı'nın burada boşaltılan, yıkılan alanda 7,5 dönüm bir arazimiz var. Bu belediyemizin olduğu yerde. Bunlar da hamdolsun kaldıracağız. Burada 100 kişilik araçlık otopark, üstünde kültür merkezi, belediye binası, yanlarında çift katlı dükkanlar. İnşallah bunları da yaptığımızda biliyorsunuz ki şehirler meydanlarıyla anılır. O anlamda Korgan ilçemiz 19 ilçenin içinde güzel bir meydana kavuşacak. İnşallah o zaman ilçemizde rahat bir nefes alınacak. Düğünler, cenazeler ve milli törenler buralarda yapılacak. Mitingler burada yapılacak. Ve 3 tane halı saha, bir tane gençlik merkezimiz hamdolsun bitti. Tepalanda kapalı bir tane halı sahamız bitti. %90 civarlarında. Çayırkent'te bitti yine. %91 çiftlikte bitti. Korgan merkezi de gençlik merkezimiz bitti. Önce Cumhurbaşkanımıza gerçekten medar ithalarımız, dünya liderimize çok teşekkür ediyorum. Bunun sayesinde Gençlik Spor Bakanlığı'nın burada daha önce öyle bir şey yoktu. Bir halı saha bile yoktu. O yüzden biz böyle bir hizmetleri ilçemize kazandırdık. Hamdolsun Allah'a vicdanen çok rahatım. Geldiğim günden beri 8. yılımda tek makam arabasına binmeyen belediye başkanı benim Türkiye'de. Evet. Kendi aracıma kendim biniyorum, kendim kullanıyorum. Yani tamamen hizmet yapmaya çalışıyorum. Çünkü burada insanlara dedik ki biz hizmetkar olmaya geldik. Dostlarımız varken burada hizmet yapmaya çalışıyoruz. Maliye Bakanımız Nurettin Nebati'ye çok teşekkür ediyorum. Bize mali açıdan destek verdi. Ve İstanbul'da çeşitli belediye başkanlarımız bizlere destek verdi. O dönemde yine sizin de bildiğiniz Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yapmış dostumuz yine orada desteği oldu. Yine Esenyurt'ta Necmi Kadıoğlu başkanımız ve Murat Alatepe başkanımızın park anlamında Kağıthane Belediye Başkanımız Fazlı Kılıç'ın desteği oldu. Yani Eyüp Belediye Başkanımız Deniz Köken'in desteği oldu. İstanbul belediyelerinden tamamlarından destek almaya çalışıyorum. Tabii başkanım burada belediyeler gelin size destek vereyim demiyorlar. Tuncay Kiraz'ın ikili ilişkilerinden kaynaklanan, başarılı çalışmalarından kaynaklanan, bağlarından kaynaklanan bir şey değil mi bu? Evet, ben gerçekten güzel bir konuya temas ettiniz. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten bu uğraşla, mücadeleyle, gayretle oluyor. Çünkü biliyorsunuz evran ayağı yok, takip etmek zorundasın. Takip ettiğinde sonuca ulaşıyorsun. Yani maraton koşu, uzun bir koşu. 42 kilometre zannediyorsam değil mi maraton koşusu? O yüzden koşacağız. Yani yılmadan, yorulmadan koşacağız. Biz inşallah burada güzel işler yapıyoruz. İnşallah gelecekte de İstanbul'da arz ediyoruz ki bir belediyede hizmet edelim. Partimizin bayrağını dalgalandıralım, uğraşalım. Hayalim, gayretim o. O anlamda da gayretlerim var, mücadelelerim var. Çünkü iki dönemdir bu ilçede güzel hizmetler ettim. O anlamda inşallah bilgi birikimlerimizi, tecrübelerimizi, İstanbul'da da Ordulular ilk beşin içinde olduğu için orada da inşallah kıymetli hemşehrilerimizi temsil etmek için oralarda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi birçoğu der ki hayal ediyor. Hayalsiz asla bir şey olmaz der Erbakan Hoca. Önce hayal edeceksin. Biz buraya gelirken de hayal ettik. Birçok arkadaşımız diyordu ki olur olmaz. Ama yapanlar asla değerli hemşehrilerim bizden daha fazla değil, sizden daha artıları yok.
O anlamlarda tabii tek başına değil, birlikte başaracağız. Birlikte mücadele edeceğiz. İstanbul'da o kadar ordunun oluşu tek bir tane Eyüp Belediye Başkanımız. Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Deniz Köken Beyefendi var. Geçenlerde onları onu burada misafir ettim. Çünkü ordulular orada gerçekten temsil edilmeli. Yani geçmişte Orhan Tıraşoğlu başkanımız, Velittin Küçük başkanımız gerçekten çok güzel hizmetleri oldu. Ben teşekkür ediyorum. O dönemde hem Şanverç olan hem Rehbi Orhançı başkanımızın çok güzel hizmetleri oldu. Allah razı olsun. Benim üzerimde de hakları vardır bu saydığımız isimlerin. Ama ben unutmuyorum. Bakın çünkü onların, sizlerin benim üzerimde hakkı vardır. Çünkü bizleri gerçekten ta İstanbul'dan 1000 kilometre yoldan geldiniz. Yine buralarda bize katkı vermeye çalışıyorsunuz. Bir yerlere gelsin hemşehrilerimiz diye uğraşıyorsunuz. Hiçbir bedel almaksızın ki oralarda yine aynı şekilde İstanbul'da birçok zamanda hem köşeli yazılarınıza hem de sayfalarınıza bize çok yer verdiniz. O yüzden bizim üzerimizde dostlar olan dostlarımızı asla unutmuyoruz. Çünkü marifette iltifata tabidir. O anlamda bizlerde yeriniz çok ayrı. İnşallah o yüzden diyorum birlikte başaracağız. Ben olmazsam da bir başkası olur. Ben olacağım diye bir şey yok. Biz olalım. Bizim dostlarımız olsun. Ordulu kim olursa olsun ama ben hayal ediyorum birilerine nasip olur. Hiç önemli değil ama herkes şunu bilsin ki AK Parti'de herkese yeri var, herkese de hizmet etmeye alan var. Yeter ki ben bu işi yapacağım diyelim. O yüzden biz bunu inşallah beceririz ve yaparız. İnşallah. Ama birlikte yaparız. Sevgili dostlar, gerçekten bak Tuncay Kiraz buraya ilk geldiği, gönderdiğimiz zaman daha sakalları, saçları beyazlamamıştı. Ama şimdi beyazlamış, bayağı yorulmuş, yıpramış burada. Ama neden? Çünkü burası... Burası İstanbul'daki gibi imkanları çok olan bir ilçe olmadığından dolayı burada ciddi şeyler yapmış. Eğer şu meydanda yaparsanız artık Korgan'ın hizmete ihtiyacı kalmayacak. Artık buradaki bilgi birikiminizi çok zor şartlarda neler yapılacağını İstanbul'da göstereceksiniz inşallah. Bakın Nezar Hocam, bakın şu an 200 trilyondan bahsediyoruz. Eski parayla 200 milyondan sadece enerji üstü. 45 trilyon hükümet binası adalet sayılı. 200 trilyon İslam Dağı yolu. Hastanemiz o dönemde 50 milyon. Buralara bunlar kendi, şimdi 3 tane halı sahamız 10 milyon. Gençlik merkezimiz 5 milyon. Bunlar para. Kapalı pazar yerimiz 25 milyon. Sanayimiz 70 trilyon. Biz bunları yaptık. Hamdolsun. Yani... İmkanları olmayan bir belediyede yaptık. Ne dedik? 20 trilyon hibe aldık. 20 trilyon hibe aldık. Şimdi 20 milyon. Evet. Ama demek ki yapılıyor. Bakın yani 3 tane mikserimiz, 1 tane grederimiz, 4 tane çevre temizlik aracımız, 2 tane bekollederimiz, bunların hepsini hibe aldım. Evet. Hepsini, her birinin tanesi 3 milyon, 2 milyon. Bunlar önemli şeyler. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan sıfır atık projeleriyle şu an devam ediyorum. Onları inşallah yapmaya çalışıyorum. Sıfır atık ülkemiz için çok çok önemli. Yine Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Hanım bu sıfır atık projesini başlattı. İnşallah biz de korkan olarak geçmeye çalışıyoruz. Yani mücadele ediyoruz. Geldiğimiz günden bugüne 200 kilometre beton yol çok büyük bir yol. Buradan Samsun. O yüzden buralarda bu imkanlar yoktu. Biz geldiğimizde 1 kilometre Korgan ilçesinde beton yoktu. Biz hamdolsun geldiğimizde şu an orada bütün arkadaşlarımız gayret ediyor. Biz de gayret ediyor, güzel hizmetler yapıyor. Biz de en güzelini yapmak için mücadele ediyoruz. Yaylalarda 5000 tane çilledin çam ağacı diktim. Şu an aşağı yukarı 7-8 yıllık altında gölgelenebiliyorsunuz. Dükkanlarımızı yaptık, yollarımızı yaptık oralarda, yeşil yollarımızı. Ve bununla beraber 2 tane A tipi mesire alanım var. Birisi başladı 15 tane bungalov evle. İnşallah sizleri oralarda misafir edeceğiz. Yani turizm anlamında da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yaylaya yarım saat, sahile yarım saat bir yollarımız. Bizim o anlamda bittiğinde yarım saat bir mesafedeyiz. Şehirle ilgili yapılması gereken ne varsa geçmişte alınmayan hizmetlerini almak için mücadele ediyoruz. Gelecekte de inşallah yani hükümet binasının Adalet Sarayı'nın boşaldığı yere kültür merkezi belediye binası dedik ya. Evet. Ondan sonra 1,5 kilometre caddemiz var. Bu caddenin tamamını yalıtım ve aydınlatmasını yaparak gerçekten Korgan ilçemiz yaşanabilir bir Korgan olması için mücadelemizi var gücümüzle sürdürüyoruz. Bu cam bu bedende olduğu sürece geçmişte alınmayan ve yapılması gereken bütün hizmetleri bu şehrine gelmesi için var gücümüzle mücadelemiz, gayretimiz devam ediyor. Hamdolsun Allah'a, vicdanen rahatım. Yine bir tane burada sağlık ocağımız 7 trilyon milyon gibi bir bedelle yerini falan her şeyini aldık, onu yapacağız. Ve jandarma binamızı arsada alacağız ve o zaman da jandarmamıza da bir bina yapacağız. Çünkü devlet binalarının devletimize yakışır bir şekilde olsun istiyoruz. Bayrak düşmesin buralarda.
Gerçekten böyle bir gayretlerimiz var. Ben burada bizlere destek olan Metin Gündoğdu milletvekilime, Ergün Taççı'ya, Şenel Yedi Yıldız hocamıza, Ordu Valimiz Tuncay Soner'e gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Güzel hizmetler aldık, güzel işler yaptık. Ben geçmiş dönemde de Korgan ilçemiz Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Enver Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Ordu için kayıptır, AK Parti için de kayıptır. Birileri diyecek ki neler söylüyorsun? Ben doğruyu söylüyorum. Marifet iltifatı tabidir. Ordu'yu Trabzon'la Samsun'un arasında sıkışır bir şehirden aldı. Ordu'yu marka yaptı. Yani bu konuda emek olan bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Biz siyaseten yapılması gerekenleri hepsini yapmaya çalışacağız. Geçmiş dönemde gerçekten güzel işler yapan milletvekillerimiz var. Eyüp Faslı var, Ayhan Yılmaz var. Onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten o dönemde İdris Naim Şahinler var. AK Parti'mizin milletvekili idi, İçişleri Bakanımız idi. Bugün yanlış bir yolda, onu da söyleyeyim. Evet. Yani AK Parti'nin yanında olsa Ordu için de kayıp, AK Parti de için kayıp, Ordu'ya zarar olmuş oldu. Yani evet. Keşke devam etseydi. Ve bununla beraber yine bizim burada iki tane bakan yardımcımız, Korganlı Milli Savunma Bakan Yardımcımız, Ticaret Bakan Yardımcımız, Ticaret Bakanlığı Genel Müdürümüz, Milli Eğitim Bakanlığı yine Personel Genel Müdürümüz, 5,5 yıldır Cem Gençoğlu arkadaşımız idi. Şimdi bakanımız Sokatlı. O da kendine göre yeni bir ekip düzdü. Ve bununla beraber Adalet Bakanlığı'nda çok güzel dostlarımız var. Sayıştay'da güzel dostlarımız var. Korganlı bunlar. Hakim, savcı sayısı bir hayli var. Din görevlisi, öğretmenlerimiz ve doktorlarımız bir hayli var. Askerimiz, jandarmamız yani uzman askerlerimiz bir hayli var. Ve bununla beraber yine İçişleri Bakanlığı'nda personel genel müdürümüz yine Korganlı. İsim vermiyor. Bak bunların hepsi Korganlı. O yüzden biz bu anlamda çok şanslıyız. Cumhurbaşkanlığımızın danışmanı yine bir tanesi Korganlı. Hamdolsun hepsinin de gayretlerini, desteklerini işte Enerji Bakanlığı'nda yine arkadaşımız, dostlarımız var. Hepsinin gayretlerini, emeklerini gördüm. Bu yaptıklarımın hiçbirini tek başıma yapmadım. Meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle ve muhtarlarımızla birlikte değerli hemşehrilerimizin bize güvenmesiyle bize sahip çıkmasıyla yaptık. Bundan sonra da inşallah yapmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanım, evet, şehircilik anlamında ciddi hizmetler yaptığını gördük. Ancak sosyal alanda neler yapıyorsunuz? Bir Orman Gülü Festivaliniz var, evet. Oxford'unuz var, başka daha sporla ilgili çok ciddi çalışmalarınız var. Evet, geldiğimiz günden beri hem Korgan Belediye Sporumuzu kurduk, Korgan Belediye Sporumuz var. İlk üçte her zaman bitiriyor ligi. Ve bununla beraber off-road yarışlarımız var. Beşincisini düzenlediğimiz yoğun bir katılımla gerçekleşiyor. 64.sünü düzenlediğimiz Orman Gülü şenliklerimiz var yayla, Korgan yaylamızda. Ve bu Ordu'nun en güzel güreşleri oldu. Daha önce Aybas'ta oluyordu ama bu dönem biraz sonuk geçti. Aybas'tan sonra gerçekten bizim en iyi yapılan yoğunluğun da olduğu yer Korgan'dı. Daha sonra Kumru, Gölköy buralarda idi. Hamdolsun bu dönemde de en güzel güreşler 25 tane baş pehlivanla Korgan yaylamızda güreşler yaptık. Hamdolsun burada da katkısı olan Recep Karay'a, İsmail Balaban'a, Şaban Yılmaz'a, gerçekten Abdullah Güngör'e bunlara çok teşekkür ediyorum. Güzel bir güreş severlere, güreş izlet, Atatürk'ünü izlettiler. İnşallah gelecek yıl daha büyüğünü yapacağız. Çok büyük bir güreş organizasyonu yapacağız. Aşağı yukarı 20-25 bin kişinin katıldığı bir şenlik oluyor. Ben bizleri yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dedim ya işte bu can bu bedende olduğu sürece Korgan ilçemizle ilgili yapılması gereken ne varsa bunları yapmaya çalışıyoruz. Eğer şu meydan projemi de hayata geçirdiğimde Korgan'la ilgili artık daha çiçek böcek kalacak yapacağımız. Evet. Sosyal hayaller. Hayallerim tabii son iki yılımıza girdik. Orada da geri kalan da bu eksiklerimizi tamamlarsam inşallah şehir yapacağım. Ne mutlu bize. Evet sevgili izleyiciler, Tuncay Kiraz, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ile birlikteydik. İstanbul'dan geldi. Korgan'ı gerçekten yaşanır bir şehir olması için büyük mücadeleler verdi ve hizmetlerini sizlere anlattı. Sayın Başkanım, bir de gurbetçilerimiz var. Yurt içi ve yurt dışı gurbetçilerimiz var. Gurbetçilerimizin geldiğinde Korgan Belediyesi'nden birçok beklentileri var. Görüyoruz işte yaylada ev yapacak veya yaylada bir gidecek bir yer çevirecek veya gelecek burada işlerini koordine edecek. Senden beklentileri işte çöpünü alacaksın, altyapısı, suyu, kanalı her şekilde beklentisi var.
Peki sizin o gurbetçi arkadaşların, kardeşlerinizden beklentileriniz neler? Evet, biz de gerçekten gurbetteki hemşehrilerimizin gurbette gördüklerini burada da görsünler arzu ediyoruz. Gayretimiz bu anlamda. Bu saydığım hizmetler tamamen bu insanlarımıza hizmet olsun diye yapıyoruz. Onların da şurada, yani birçok arkadaşımız 14 bine yakın Fatsa'da. İkametgahları burada olsa biz bir o kadar daha hizmet yaparız. Çünkü kenar mahalle belediyelerinin büyük bir imkanları yok. Tamamen %80'i gelirlerinin İller Bankası payları. Bu da ne demek? Kişi başına gelirden yapılıyor bunlar. Hamdolsun Allah'a duyarlı olan vatandaşımız da var, olmayanı da var. Ben duyarlılık göstersinler, ikametgahları korganda kalsın. O anlamda biz de onlara gurbette gördüğü o güzel hizmetlerin, kaldırımın, yolun, suyun, sosyal donat alanların ilçemizde de görsün alacağız diyoruz. Geldiğimiz günden beri de o anlamda iki tane parkımız var. Birisi bu şehir merkezinde bir parkımız, Beylikdüzü Parkımız diye. Bir tanesi de yine Doğu Parkımız. Burada var. İki tane de A tipi mesir alanımız var demiştik. Bir tanesi 15 tane Muğla ile beraber. O da bu yıl bitecek. Bittiğinde güzel hizmetler alacağız inşallah. Ben ilçemizde yine sosyal hizmetleri ilçeli müdürlüğünü kazandırıyorum. Spor müdürlüğünü kazandıracağım. Bunları da yaptığımızda yani devletin birçok kurumunda burada inşallah olacak. Ben bizlere burada destek olan siyasi büyüklerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlikte çok güzel işler yapacağız inşallah. Sevgili izleyiciler, Ordu'dan sizlere seslendik. Korgan'dan seslendik. Tuncay Kiraz'la beraberdik. Bizi izlemeye devam edin. Ben Nezir Karayün. Hoşça kalın, dostça kalın.